Evet arkadaşlar, K2700'ün aç, fırlatsın gitsin. K2700 kamyonetin arkasındayız. Yine günlerden lastik günü. Evet arkadaşlar, K2700 hakkında YouTube'da fazla bir bilgi yok. Bu yüzden dolayı bir adet K2700'den çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bu araçlar hakkında daha detaylı bilgiler sizlere sunacağım. Araç hakkında şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yakıt tüketimi 2500 K9'lara göre daha düşük. Biliyorsunuz aynı tipte K2500 araçlarımızda mevcut. Rampa çekişi tabii ki K2500'e göre düşük olabilir ama yakıttan ve düşük maliyetten dolayı araç birçok avantajları mevcut. Turbo yok, turbo arızanız olmaz. Tirker karşı yok, bunlar kendi içinde ayrı bir sisteme sahip. Düz pompaya sahip, her türlü yakıtı yakar. Mazot pismiş, temizmiş, bunu fark etmez. Tonajlı da aslında çok da düşük değil. Bir Ford Transit kadar, bu model Ford Transit'ler kadar çekişi var. Aracın iç tasarımını zaten biliyorsunuz. Yani çekmenin bir manası yok ama sizler için şöyle inceden göstereyim. Biliyorsunuz ki bu koltuklar yatıyor. Evet, arkalar biraz pis. Yıkatıp şu tarafa komple döşeme yaptıracağım. Üstü de döşeme yaptıracağım. Şöyle mesela size bir göstereyim. Hatta şöyle lastik durumlarını da görmek olur. Aynı zamanda aracımız, biliyorsunuz ben kullandığım bütün araçlar, videosunu çektiğim bütün araçlar hem kullanıp birkaç yer sonra ilana koduğumda oluyor. Bunu da bilgilendirmiş olayım sizlere. Evet, tel çıkarma makinesi. Nasıl tel çıkarır? Ömer abi şimdi lastiği koyacak. Koy Ömer abi bir lastiği. Evet, gördünüz, tel çıktı.